Herkese merhabalar, Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Ev yapımı şöyle harika orta boy pideler yaptım bugün ve tarifini sizin, hemen sizinle paylaşıyorum. Oldukça gösterişli ve çok da lezzetli oldular. Öncelikle hamurunu yapmakla başlayalım. Bir su bardağı ılık suyu karıştırma kabına alıyorum. Üzerine bir yemek kaşığı toz kuru maya kullanıyorum. Instant maya kullanacaksanız bir paket yeterli. Yaş maya kullanacaksanız eğer yarım paket yeterli. Bir yemek kaşığı da şeker ekleyip bunları şöyle bir karıştırıp 5-6 dakika üzeri kapalı vaziyette bekletiyorum. Mayam bu şekilde köpük köpük oldu 5-6 dakikanın sonunda. Diğer malzemelerimi ekliyorum. 1 su bardağı yoğurt ekliyorum. Ve çeyrek su bardağı kadar şöyle zeytinyağı ekliyorum. Dilerseniz ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Şimdi unumu yavaş yavaş ilave edeceğim. Toplamda 3,5-4 su bardağı arası un kullandım. Fakat dikkatli kullanmanızda fayda var. 3 su bardağından sonra şöyle 3,5'tan sonra dikkatli ekleyin. Çok sert bir kıvamı olmamalı. 1 tatlı kaşığı da tuzumu ekleyip şöyle hamuru yoğuruyorum. Ben mutfak şefinde hazırladım hamuru. Dilerseniz elinizde yapacaksınız. Pürüzsüz olduğuna dek tezgah üzerinde uzun uzun yoğurmanızı tavsiye ederim. Üzerini kapatıp mayalamaya bırakıyorum. 1 saat içinde mayalanmış olacak. İç malzemesi için bir tane soğan yemeklik doğradım. Şöyle bir geniş tencerenin içine aldım. Üzerine biraz yağ ekledim. Soğanlarım hafif yumuşayınca şöyle 350-400 gram arası kıymam var elimde. Onu ilave ediyorum. Kıymayı tamamen kavurmayacağız. Şimdi ben size kıvamını göstereceğim. Şu kıvama gelmesi yeterli de şöyle sulu kalacak. Tamamen kurutmuyoruz. Çünkü bir de fırınında e, pidelerin üzerinde pişmiş olacak. Bu şekildeyken altını kapatıyorum. Kırmızı ve yeşil biberler var bu şekilde onları doğradım ve iki tane de domatesi doğrayıp ilave ediyorum. Domateslerin dilerseniz kabuklarını soyabilirsiniz. Benimkiler biraz küçüktü soyamadım. Tuzunu, karabiberini, dilediğiniz baharatlarını ekleyip harmanlıyoruz ve iç malzememiz hazır hale gelmiş oluyor. Şimdi hamurumuza dönelim. Hamurum gayet güzel kabarmış. Şöyle hamur kartı ile bir gazını alıp un serpiştirdiğim şu masanın üzerine hemen alıyorum. Şöyle bir yoğurup yapmak istediğiniz pidenin büyüklüğüne göre bezeleri ayıracağız. Ben şöyle mandalina büyüklüğünde toplamda 12 beze elde ettim. Orta boy gideler için bu boyut yeterli geldi benim için. Bu şekilde 12 tane bezeyi hazırladım. Üzerini temiz bir mutfak beziyle kapatıp hemen bir tanesiyle başlayalım. Şöyle hafifçe unluyorum tezgahımı ve e, hamurumu. Merdane ile yuvarlak, oval yarası bir formda açmaya başlıyorum. Bu şekilde hafif unlarsanız oklavanıza ya da tezgahınıza hamur yapışmayacaktır. Bu kadar büyüklük yeterli. Pasta tabağı büyüklüğünde açtım diyebilirim. Şöyle hamurun iki kenarını da elimle kıvırıyorum. Uç kısımlarını birleştirerek şöyle kayık formunu veriyorum. Ardından şu rula yaptığım kenarları hafif biraz daha açıyorum ki biraz da fazla malzeme girsin içine. Rendelenmiş kaşar peynirini koyduktan sonra üzerine hazırlamış olduğum iç malzemesinden ekliyorum. Dilerseniz sucuklu, kavurmalı, sebzeli her türlü yapabilirsiniz. Tamamen damak tadınıza kalmış. Ama bu şekilde kavurarak yaptığım içle biz çok beğendik. Çok çok güzel oldu. Eti çiğden koyduğumuzda şöyle hafif bir kuruma olabiliyor ette. Ama bu şekilde ıslaklığını kaybetmedi ve gerçekten harika oldu. Bir de böyle deneyin derim. Tabanına kaşar peynir ser sermek de yine çok güzel oldu. Bu da yine kıymanın böyle kuru bir şeyini almış olduğu, kurumamasına yardımcı olmuş oldu. İç malzemesi toplamda 2,5 kaşık olmak üzere tüm pidelerime yeterli geldi. Bu şekilde hazırladıktan sonra tepsiye koymak eğer zor olur derseniz. Tepside şekil verdikten sonra e, orada koyabilirsiniz iç malzemesini. Bu şekilde bütün pidelerimi hazırladım. Bir tane yumurta sarısına zeytinyağı ekledim. Dilerseniz yumurta akını hamuru da kullanabilirsiniz. Fakat yumurta akını ben başka bir şeyde kullandığım için e, hamura koymadım. Önceden ısıttığım 200 dereceli fırına şimdi pişmesi için gönderiyorum ve pidelerim pişti. Gerçekten çok güzel oldular. Şu an hemen çok sıcak ama bir altına bakmak istiyorum hem de size göstermek için. Altı üstü gayet güzel tam kıvamında pişmiş. Oldukça gösterişli ve çok da lezzetli oldu. İç harcını bu şekilde kavurarak denemenizi tavsiye ederim. Şu kıvırdığımız kenarlarına dilerseniz kaşar peyniri de koyabilirsiniz. Lezzetine lezzet katmış olursunuz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olup videomu ufak dahi olsa bir yorum bırakmanızı rica edeceğim. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.